Kıymetli dostlar iyi akşamlar. Bugün Rusya'nın stratejisini anlayabilmek konusuyla karşınızdayız. Konuğumuz Profesör Doktor Torul İsmail. Kendisinin e, biyografisine baktığımız zaman 1965 Bakü doğumlu yani Azerbaycan Türk'ü. 1987'de Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuş. Lise hayatı başarılı geçtiği için Azerbaycan Devleti orada okutmuş. Daha sonra 1991'de akademi çalışmalarına başlamış. Doktora çalışmalarını Bakü Devlet Üniversitesi'nde ve daha sonra da doktora sonrası İstanbul Üniversitesi'nde devam etmiş. 2003-2010 yılları arasında Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmış. 2010'dan itibaren de Türkiye'de çalışmaya başlamış. Öncesi Tobi Üniversitesi'nde 2018'e kadar. Daha sonra da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak görevli. Kendisi tahmin edebileceğiniz üzere Rusya konusunda uzman bir kişi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, sağ olun. Sizden bugün akşam Rusya ile ilgili önemli bilgiler alacağımızı ümit ediyoruz. Şimdi her şeyden önce bugün Azerbaycan'da Serhat Koşunlarına ait bir helikopter düştü. 14 askerimiz şehit oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Amin. Aynen. Katılıyorum. Ve evet. maalesef yüksek e, rütbeli subaylar. Evet. E, 14 kişi şehit oldu. 4 yaralı var. E, evet. evet. Hepsi de üst subaylar. Yani henüz e, doğrusu komutanım anlamış değilim. Yani bu kadar yüksek rütbeli subayı helim için bir helikoptere bindirmenin anlamını yani 91 senesi tam eee 91 senesinde 20'sinde 10 gün bundan önce tarihe denk gelen bir olay var. Orada da Ermeniler iki helikopterimizi düşürmüşler. O zaman da tüm üst düzey Azərbaycan yetkiləri yetkilileri vardı generallerimiz devlet yöneticilerimiz yani aynı facia yani böyle devam ediyor anlamak çok zor yani. Tam orayı açtınız. Orada bir de e, barış görüşmeleri yapmaya çalışan şeyler evet. de vardı değil mi? Kazakistan evet. mıydı? Kazakistan arabulucu vardı. Ruslar, Rus generaller de vardı, gazeteciler evet. vardı. Yani bayağı bir e, facia. çok ]ydi. büyük bir büyük bir heyetti değil mi? Evet, evet yani. Evet. Orada Ermeniler e, düşürmüştü onda. Evet o da şeyi o barış görüşmelerini de önemli ölçüde sekteye uğratmıştı o iş. Hem yani... Sekteye uğratmıştı. Hem Azerbaycan bir nevi o şeysiz kalmıştı yani nasıl diyelim? Başsız kaldı birdenbire boşluk yarandı. Çok deneyimli, evet. tecrübeli e insanlar devlet ediyordu. adamları tabii ki e öldürüldü evet. yani resmen demek. Evet. Yani. Evet. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Amin. Yani asker Hı -hı. Öyle kolay bir iş değil tabii. Şimdi hocam ben şeyle başlamak istiyorum. Yani Rusya dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Rusya nasıl bir devlet? Bunu isterseniz siz Çarlık Rusyası, Sovyet dönemi, şimdiki Rusya gibi başlıklar altında da ele alabilirsiniz. Rusya deyince biz ne anlamalıyız? Yani çok teşekkür ederim. Yani bugün tabii ki biraz bu Gaza meselesi etkiledi bizi. Bir de İstanbullularımıza da Türkiye'mize geçmiş olsun bu. Yine fırtınadan dolayı da dilerim. Yani bir evet. kara bulutlar var üzerimize. İnşallah geçer güneşli günlerde İnşallah. göreriz. Ee, şimdi tabii ki konumuz Rusya olunca bir kere ilk akla ne gelir? Geniş coğrafya, ee, ormanlık e, soğuk Sibirya ee, sarışın kadınlar, güzel kadınlar akla geliyor. Ee, diğer şeyden çok e, nükleer silaha sahip olan güç ee, çok e, alkol tüketen toplum ve diğer şeyler. Tabii ki bunlar hepsi on yargı. Aslında Rusya ııı evet. e, dediğimiz zaman yani burada ayırmamız gerekir. Üç dönem var bizim gördüğümüz tarihi dönem. Bir Çarlık Rusya var, bir Sovyetler Birliği içinde Sovyet Rusya var. Çünkü ilk başta Sovyet Rusya vardı. Sonra 15 Cumhuriyet birleşerek Sovyetler Birliği'ni oluştur Rusya dahil olmakla. 91'de de dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu var. Bunlar üçü de birbirinden farklı, birbirinden bağlantısı olmayan sadece bir halkın tarihi olduğu için bize de dışarıdan bir bütün olarak gelen bir tarih, bir coğrafya, bir mekan, bir insan topluluğu. Bu nedenle Rusya'nı anlamak için gerçek anlamda sadece Moskova'ya veya Petersburg'a gidip veya Kazan'a gidip orada okumak yetmiyor. Bir de karış karış gezerek oranın insanını görmek, topluluğunu tanımak, bölgelerini tanımak, çok çok önemlidir. Yani tarih açısından da maalesef Türkiye Rusya tarihini çok önemsemeyen bir ülke. Yani olan tarihte genel itibariyle çok yazılmış kitaplar var. Gerçi yenilerde daha biraz farklı yaklaşım olsa da genel itibariyle o klasik bir bütünlük içerisinde tekrar ele alıyor Rusya'nın. Şimdi bizim günümüzde karşı karşıya geldiğimiz devlet Rusya Federasyonu'dur. Yani Rusya Federasyonu'nun tarihi de yenidir. Doğrudur. Çalışan elemanları, başta duran devlet adamlarını, Sovyet döneminden tecrübesi, deneyimi varsa bile Rusya Federasyonu Sovyetler Birliği değil. Yani aynı güce, aynı kapasiteye, aynı nüfusa sahip değil. Aynı ekonomik potansiyela ve güce de sahip değil. Ama aynı kaynaklara, belki daha Fazla bu kaynakları kullanan diğer meselelerle ekonomik modelini değişmeye çalışın ama tam da oturtamayan bir Rusya Federasyonu'nun söz konusudur. Ve diğer taraftan e, yine ön yargı olan e, Rus basını özellikle bunu çok seviyor. Biz Türklere böyle e, bu kırklarına arası bir milliyetçi kesim var. Aşırı güvenli Rus milliyetçidir ama aslında Rusya'ya büyük zarar veren kitle de onlardır. Biz hep Türklerle savaştık, yendik diye bir mit oluşturulmuş. Ee, ne zaman savaştık? Bakıyorsunuz ki Çarlık Rusya ve oh, Osmanlı Devleti dönemine denk gelen bir dönemdir. Tabii ki bu savaşlar da ne zaman başverilmiş? Osmanlı Devletinin zayıfladığı, Rusya e, İmparatorluğu'nun veya devletinin güçlendiği bir döneme denk gelir. Yani hmm. ilk mesela diyelim ki 1. Petro döneminde Rusların büyük Petro dedikleri, Rus Çarı döneminde biliyorsunuz ki Petro tüm e, Saray ehliyle birlikte Türklerin esiri olmuştu neredeyse abluka alınmıştı sonra bırakılmıştı e, Baltacı Mehmet olayını evet. orada unutmamak gerekiyor bu önemli meselelerden. Ondan ben burada sonra... bir burada ha. bir parantez açayım yani bu konuya niye girdik hani şöyle bir algı var e, Çarlık Rusyası neyse Sovyet Rusyası da aynıydı ve şimdiki Rusya da aynı. Bunlar birbirinin devamı şeklinde bir algı var. Bunu açıyoruz şu anda aslında. Evet. evet. Ve siz diyorsunuz ki üçü de birbirinden farklıdır. O farklara Bence, da biraz... Hı. Ben onu söylemek istiyorum. Yani e, evet. o dönem yani ilk girişim zaten başarısız oldu. Ama aynı zamanda 1700 yılında İstanbul Anlaşması ile birlikte Rusya, Çarlık Rusya Devleti gerçek manada devlet oldu. Çünkü ilk defa orada artık. Rus devleti e, Kırım kanlarına o haraç vergi yani bağımlı olmaktan vermeyi Kurtulmuş bıraktı bu. ve bağımlı olmaktan kurtulmuştu. Yani bir Rus devleti ortaya çıktı diyebiliriz. E, bağımsız hmm. anlamda egemen bir güç olarak Çarlık Rusya. Fakat, yani Kinezlikten kinezlikten geçiş. Bir devlete tabii ki Kinezlik bitmiş dönemi bir devlet egemen hmm. e, yani ülkesel bir devlet haline çevrilmiştir diyebiliriz. Evet ve bu evet. 1917 e, e, yılına kadar e, çarlık hanedan devam etmiş ama o zaman şubatta devrim yaşanmış. Şubat devrimiyle farklı bir rejim daha sonra ise e, 25 Ekim'deki e, yeni böyle takvimle e, 7 Kasım'a denk geliyor. 1917'de yine Petersburg'da ve Moskova'da bir devrim gerçekleşti peş peşe. Bunun sonucunda Lenin'in liderliğinde, Vladimir Iliç Lenin'in liderliğinde Valişevikler hakimiyete geldi ve e, tamamen farklı bir rejim ortaya koydular. Komünist ideoloji. Yani çarlık döneminde biliyorsunuz ki bir hanedan imparatorluk vardı, çar vardı. Evet. O her şeye hakimdi. Bir ara anayasal bir düzen de getirmeye çalıştılar. Aynen Osmanlı'da olduğu gibi. Zaten Osmanlı. tarihlerde çok yakın. Benziyor, evet. benzer o, Meşrutiyet. Var. Aynen, aynen. Benzer var. Ama aynı şekilde de bu başarısızlık olmuş fakat e, Duma sistemi Rusya'da biraz Osmanlı'dakinden daha dayanıklı çıkabilmiştir. Ama sonuç itibariyle iki devrimle e, hem Çanhan, e, Çarlık e, devrilmiş, daha sonra Bolşevik devrimiyle bu defa e, geçici hükümet devrilmiş ve tamamen yeni ideoloji, komünist ideolojisi olan ve dünyaya komünizmi ithal etmeye çalışan tamamen e, sınıfsal bakan, e, milli etnik her kimliği reddeden, e, ülke içerisinde bütün mülkiyeti özelleştiren ve Çarlık Rusya'nın hiçbir şeyini kabul etmeyen yeni bir Sovyet Rusya ortaya çıkıyor. Daha sonra bu da e, geniş arazileri yayılarak eski Çarlık İmparatorluk arazilerinde alabildiği kadar arazilerde e, tekrar kontrolü evet. temin ederek e, bir e, Sovyetler Birliği şeklinde tekrar ortaya çıkıyor. 15 cumhuriyet, gerçi yas, anayasada cumhuriyetler bağımsız ve istedikleri zaman ayrılabilse mesele, ayrılabilirler meselesi olsa da hiç zaman bu gerçekleşmedi. Ta 1991'in sonlarına doğru ki o zaman her bir cumhuriyet önce bağımsızlığını ilan etti. Bak burada bunu da bildirmem gerekiyor ki genel itibariyle Türkiye'de hata budur. Yani Sovyetler Birliği dağıldı. Sonra cumhuriyetler bağımsızlığını ilan etti. Ciddi hatadır. Önce bağımsızlıklar Kesinlikle. ilan etti, egemenlikleri ilan etti. Ondan sonra Sovyetler Birliği dağılmıştır. Bu terminolojiye de dikkat etmemiz lazım. Yani aslında Rus, o... Rusya da orada bağımsızlığını ilan eden bir devlet durumunda. Ee, yani aşağı yukarı evet, aynı şekilde. Çünkü e, Garbaçov Sovyetler Birliği'nin tek ilk ve son cumhurbaşkanı e, Boris Yeltsin ise Rusya Federasyonunun Cumhurbaşkanıydı. Yani evet. burada e, ayrı ayrı meseleler. Tabii ki bir ara dağılmamak için tekrar bağımsız devletler topluluğu gibi bir takım e, birleşim veya birliktelikler yapılmaya çalışsa da işin e, gerçeğinde Sovyetler Birliği yeniden yapılanmadı. Yapılanamadı da diyebiliriz. Bugünkü Rusya Federasyonu tamamen farklı. Yani Sovyet Rusya'dan farklı. Çok federatif yapıya sahip. Çok uluslu, içinde çeşitli haklara sahip devlet ve yarı devlet kurumları olan 140 milyonluk bir devlettir ki bunun da arazisinin bakımından, arazisinin %63'ünde yaşam yoktur. Yani yaşamak Yok. imkansız, inşaat şartları için yaşamak. Ama aynı zamanda da çok zengin bir ülke. Kan maddesi oldukça, kan madde ve kaynakları değişik yönden oldukça zengin bir ülke. Aynı zamanda nüfusunun yüzde yetmişinin de Ural'ın batısında yaşayan bir ülke. Yani nüfusun yüzde ise o Urallardan yani Asya bölgesi dediğimiz arazilerde yaşıyor. Bu da Rusya'nın aslında çok zayıf kılan meselelerden biri. Yani mesela coğrafi yapısı belki Rusya'nın elini güçlü kalır. Çünkü arkasına kimse saldıramaz. O bölgelerde yaşam, insanların normal koşulda yaşama imkanı yok. Çok az bir yaşam var. Doğal bir yakut güvenlik. Yakutistan tarafları değil mi? Yakutistan tabii falan. Ki, tabii ki. Orada evet. çok soğuk, eksi 72 derece olan bir yakut çökekliği falan var. Ama öte yandan Rusya'nın da yumuşak karını budur. Yani nüfusun böyle dağılamaması. Mesela Yanılmıyorumsa Avrupa Birliği'nde kilometre kareye 27 100 27 kişi düşer. Rusya'da ise 8 7 8 kişi. Türkiye'de de yanılmıyorumsa ortalama 21'dir bu meseledir. 21'dir ama bizim de o, o alanda bizim de bir zafiyetimiz oluştu. Nüfusun önemli bir bölümünü. Marmara bölgesine getirdik. Tabii ki tabii ki. İstanbul ama İstanbul. yakın mesafelerini <laughs> kıyasladığımız zaman Rusya'nın kıyasladığında yani Türkiye için bu çok büyük dezavantaj değil. Yani mesafe küçük evet. düşünün ki Moskova'dan e, yani bir bölgede güneş çıkarken diğer bölgede güneş batıyor. Yani saat farkı, kuşak farkı da var, diğer şeyler de var. Yani evet. Rusya oldukça coğrafi ve de e, orada mesela trenle e, Moskova'dan Mesela tam Vladivostoka değil ama hı hı. Çita'ya kadar gitmişim bir hafta sürüyor tren yolculuğu yani düşünebilirsiniz. Vladivostok işte... aslında benim merak ettiğim yerlerden birisi. Şimdi ben ya burada davet şeye... almıştım çok evet. uzak olduğu için yani evet. aşağı düşünün bir de aktarma Moskova'ya gideceksiniz. Moskova'dan tekrar uçağa binip 12 saat evet. uçakla Vladivostoka çok da cazip gelmedi. Belki direkt olsa idare edersin de. Ama çok yorucu olduğu için yani sözün doğrusu böyle pek evet. uzak mesafeler <laughs> evet. cazip gelmedi. Şimdi Japonya's ben burada burada bir şey sorayım ben bu genişlik üzerine biliyorsunuz soğuk savaş başlamadan veya işte soğuk savaşın başlangıcı diyelim, Sovyetler Birliği Batı'da Berlin'in ortasına kadar gitti. Doğuya geldiğimiz zaman da Kafkaslardan aşağıya Aras Nehri'nin güneyine geçti. Sonra Aras Nehri'nin kuzeyine çıktı. Orada bir düzeltme yaptı ama batıda kaldı, bir sınırda kaldı. Yani o duruş noktalarının sizce bir önemi var mı? Aras neden Aras'ta durdu? Neden hmm. Berlin'in ortasında durdu? Bir, bir şey tamamlayayım bir fikrimi Rusya'nın o geniş ideolojisinden bağlı peki. Çarlık peki. Rusya hanedan esas itibariyle e, çarlık e, yayılmacılık politikasını takip eden ve bir e, ortodoks yani Ruslar provoslav değiller, bir provaslav devlet, Ortodoks devleti ve Ortodoksluğu üzerinden politika yürüyen ve son dönemlerde mesela 2. Katir, Katerina döneminde panslavizm politikaları uygulayan bir devlet olduğu halde Sovyet rejim bundan tamamen farklı bir komünist ideolojisini yaymaya çalışan, bunun üzerinden dünyaya hükmetmeye çalışan farklı bir devlet, farklı yapıya sahip, farklı kuruluşa sahip. Bugünkü Rusya Federasyonu ise artık tamamen farklı bir yapıya sahip ve Şöyle diyelim, yani Sovyet döneminde de çok uluslu diyebiliriz ama orada dediğim gibi ulus anlayışı söz konusu değil, sınıfsal yaklaşım olduğu için milli meseleler arka plana atılıyor ama bugünkü Rusya Federasyonu ciddi şekilde içinde Ruslarla birlikte diğer hem Slav halkları hem Türk halkları hem diğer halkların yaşadığı federatif yapıya sahip içinde sadece Pravoslav Ortodoks dediğimiz Hristiyanlar değil ama aynı zamanda çok ciddi şekilde Müslümanların olduğu ve bu ciddi bölgelerde yaşayan insanlar olduğu bir devlettir. Yani çok yapı itibariyle artık farklıdır, ideolojik olarak da farklıdır. Daha böyle deyelim ki de, daha sivil, daha laik, daha farklı sorunları olan bir ülkedir. Yani bunlar o nedenle birbiriyle üçü de farklı devletlerdir. Her birinde ayrı e, sorunları, problemleri, e, nasıl diyeyim, yaklaşımları ve diğer meseleler var. Burada biraz bizi algılandıran o halkın aynı olması meselesidir ama unutmamak gerekir ki hem sınırlar değişmiş, hem coğrafya değişmiş, hem yaşayan içerisindeki halklar değişmiş ve diğer meseleler. O şimdiki sualınıza geçmesi açısından. Çarlık Rusya döneminde, Rusya batıda, Polonya e, ve Finlandiya gibi geniş arazilere sahip bir ülkeydi. Sovyet döneminde Polonya ve Finlandiya koptu. Sovyetler bir Baltik Cumhuriyetler de koptu. Kırklardan sonra tekrar onlar birleştirildi. Hatta Almanlar, Nazi Almanyası'ndan Sovyetler Birliği anlaşarak Polonya'nın paylaşılması meselesi söz konusu oldu. Öte yandan Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı içerisinde Moldova gibi mesela Ukrayna Doğu, Batı Ukrayna Belarus yani bu, bu arazilere ve sonra savaş bittikten sonra ise tekrar yeniden çizilirken harikalar mesela Königsberg'de Almanların Königsberg bölgesi stratejik olarak Sovyetler Birliği'ne bağlanarak Kaliningrad olarak değiştirildi ismi hala da Sovyetler Birliği'ne bağlıdır. Sovyetler Birliği aynı zamanda o kırklarda hem Finlandiya'dan savaşı ilan ediyor. Oradan bir parçanı bağladı kendisine aynı zamanda üç Baltik Cumhuriyeti'ni de aynı şekilde müdahalelerle devrim yaptırarak işin gerçeğinde Sovyet ordusu müdahil olarak kendine birleştirdi. Doğuya gelince bütün sınırlar aslında doğuda Çin, Çin de dahil olmakla, İran'da dahil olmakla, Çarlık döneminde Rusya İmparatorlukla İngilizler arasında çizilmiş sınırlardır. Mesela Orta Asya'nın, Türkistan coğrafyasının tüm sınırlarını gerçekten de en son diyebiliriz ki 1895 yılında imzalanmış Bedakhşan, Yüksek Bedakhşan bölgesini Ruslar ele geçirerek İngilizlerle tekrar anlaşarak bu sınırları sonuna kadar tespit etmişler ve e, böyle diyebiliriz. Yani Japonya'ya kadar sınırlar, İran'dan başdırık sınırlar Ruslarla İngilizlerin tespit ettiği sınırlardır. Hı. Hmm. Azerbaycan coğrafyasında böyle Güney Kafkas daha doğrusu dediğimiz coğrafya niye bu sınırlara gelmişler Ruslar biliyorsunuz ki burada doğal coğrafi şartlar Araz Nehri ve e, böyle diyekte küçük Kafkaslar tabii yenge. evet tabi bir bölünme gerçekleştiriyor. Bir de yeniden İngiliz faktörünü de unutmamak gerekir bu bölgede de İngiliz faktörü ve Osmanlı faktörü çok önemliydi. Yani hatta niye ya Çarlık Rusya döneminde yani mesela Ruslar İran coğrafyası, yani şimdi İran diyoruz. Tabii ki ora, coğrafi isim olarak İran diyoruz. Devlet olarak değil. Biliyorsunuz ki İran coğrafi isimidir. Azerbaycan gibi. Orada Türkler uzun bin yani mesela Gacarlar bin yüzlerce. Evet. 1918 yılına kadar Gacar Hanedanları söz konusuydu. Bin yıldan fazla Türk egemenliği var İran'da. Vardı. Daha doğrusu hala da var diyebiliriz. Ama Osmanlı'ya doğru ilerlemişler. Mesela Kars bölgesi falan hepsi 1877-78 savaşında ele geçirilmişti. Yine doğal set çünkü Erzurum'dan Gars arasında o coğrafi koşullar ki Erzurum'a doğru da yaklaşmışlardı. Sonra geri atıldı ve bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise haritalar yeniden bakıldı ve brest litovsk Anlaşması'nın ek maddesinde biliyorsunuz ki bu arazilerin tekrar referandumdan, yani halk oylamasıyla Türk Devleti'ne bağlanması meselesi söz konusu oldu. Yani bu tür tarih, Hı. siyaset gidişat vardı. Ama dediğim gibi sınırların oluşmasında etnik kimlik değil, coğrafi koşullar çok çok önemliydi. Evet. Bir de tabii ki nüfus meselesi. Yani Rusya'nın en büyük stratejik meselesi imparatorluk döneminde yeni ele geçirdiği bölgelere kendine yakın ya kendi nüfusunu ya da yakın, kendine yakın gördüğü bir nüfusu yerleştirme politikası vardı ki 1828'den itibaren de bu arazilere Hristiyan toplulukları ve özellikle er Grigoryan Ermenileri yerleştirme politikası başlatılmıştır. Ve Ermeni meselesi de aslında o günden itibaren bir problem olarak ortaya çıkmıştı. Rus Çarları'nın da fermanı ilk ee, Ermeni vilayeti meselesiydi. O Ermeni vilayeti de bunu şey etti, etti. temin etti. Böyle değil. Temin etti. 40 şimdi... bin de... ahali yerleştirildi. 40 bin ahali. Ee, evet. Maragadan, e, yani Azerbaycan, Güney Azerbaycan arasında yaşıyor. Maragadan Karabağ bölgesine yerleştirildi. Sovyet döneminde onun yüz yi, e, o göçün 150 50 yıllık kutlaması yapılmıştı. Anıt durdurulu ama sonra işgal döneminde dağıtıldı o anıt. Şimdi zaten şu, e, sizle belki, e, şu anda kafamda iki tane program daha var. Bir tanesi Hı. enerji konusu. Bir tanesi de Azerbaycan'ın eski tarihi. Yani bugünlere gelmeden o dönem yapılan işler. Bu arada Hı. şimdi arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim müsaadenizle. Ümit Kollama, Fehmi Ardalı, Askeri Tarih Grubu iyi yayınlar diliyorlar. Teşekkür Hı. ediyoruz. Arkadaşlarımız Necat Güngüneş, Yahya Eroğlu, Kıyam Polat, Hasip Saygılı Hoca. E, teşekkür ediyoruz. Gökhan Gülmez şehitlerimize rahmet diliyor. Biz de biz katılıyor. Yaralılarımıza acil şifa tamam. diliyor. Mustafa Akyol abi iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Murat Özkan. Metin Özdemir. Tarık Şahin. Burak Bey, Burak Demirel. Necdet Tertüş kardeşimiz. Seyit Türker Bey, Gözde Sazak Hanım. Erol Demir, öğrencimiz İsmail Şanlı kardeşimiz. Viper 1992 iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. İran Marşal Davut, Abdekin Tartıcı kardeşimiz Ahmet Turan Sümüloğlu beyler. Evet biz de sizlere teşekkür ediyoruz gelip izlediğiniz için. Bu arada bu akşam programımıza yeni izleyiciler var biliyorum. Yorum yapabilmek için kanala abone olma şartımız var. 5 dakika sonra yorum yapabiliyorsunuz. Sorularınızı yazabilirsiniz. Ömer Emre Kuşçu da bu arada katıldı. Bir teşekkür ediyoruz. Sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdiden sorularınızı yazarsanız ben programı ona göre zamanca ayarlamaya çalışacağım. Şu anda iki tane soru var. Onları gördüm. Şimdi hocam ben tekrar şeyimize geçelim. Biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde Sovyetler bir kutbu temsil ediyordu. Tabii ekonomik güç olarak değil ama askeri güç olarak bir kutup olduğunu söyleyebiliriz. Soğuk savaş sonrasında Rusya'nın grand stratejisi ne oldu? Yani bir baktığımız zaman Rusya şunu yapmak istiyor diyebileceğimiz nedir? Yani Soğuk Savaş'ın bitimi biliyorsunuz ki Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanları anlaşmasıyla bir resmi belge üzerinde yapılan anlaşma sonucu tamamlanmıştır. Yani bunun tarihi de nettir. Bazen bunu Sovetler Birliyi'nin dağılmasına bağlıyorlar falan, öyle değil. Yani iki devlet başkanı Gorbaçovla e, George Bush anlaşma yaptılar ve anlaşma sonucunda son verdiler. Ve Gorbaçov da o dönemden itibaren e, daha doğrusu bu soğuk savaşın bitmesine giden bir dönemde da, e, birkaç yıl önce e, perestroika ve glasnost e, Türkiye'de genel olarak bilinir. Bu aslında iç siyaset için perestroika yeniden yapılanma, glasnost ise e, çok seslilik veya söz, ifade özgürlüğü anlamında çevrilir. Ama dış siyasette buna yeni siyasi düşünce, Novo Politiciski Müşleni adı veren bir siyaset edilir Ki orada da ilk defa olarak Sovyetler Birliği bu, bu proletarya diktatörasından vazgeçiyorlar. Yani bu çok önemli konseptiydi Sovyetler Birliği için. Bu aynı zamanda proletarya de birlikte Komünist devriminin diğer ülkelere yayılması stratejisinden de vazgeçmiş oldular. Dünyanın bir bütün olduğunu benimsiyorlar. Ve artık kutuplara değil bir ortak çıkarlar doğrultusunda ittifaklar oluşturma meselesi gündeme geldi. Yani orada bir sürü meseleler var. Onun kendisini böyle değerlendirmek çok bir zaman alabilir Bulgar Boçuk döneminin yeni siyasi düşüncesini. O nedenle biz derslerimizde bunu anlatıyoruz detaylı olarak. Ee, i̇nşallah başka bir e, görüşmelerde bunu Olur. belki ilgi çekerse peristrofe dönemine dikkat edersiniz. Yani Bundan da ilgili yazılar var tabii ki çıkıyor. Ama e, dediğim gibi e, ondan sonra tabii Rusya Federasyonu'nun e, durumu ne oldu? Biliyorsunuz ki ekonomik kriz çok ciddiydi, sorunlar vardı. E, ve Yeltsin ilk geldiği dönemde aslında bir nevi batıya yönelik. Gerçi içeride içi, içi kavga vardı, iç bölüşüm vardı. Cumhurbaşkanı ve kimi batı ile işbirliği yanından taraftarı olsa da, yanlı taraftarı olsa da, yani bir nevi Garbaçoğlu'nun başlattığı politikaları takip etmeye çalışsa da, meclis genel itibariyle Rus meclisi eski sistemin, yani Sovyetlerden kalma sistemin davet ettirilmesinden yana bir tavır sergilemekteydi. Bu çatışma biliyorsunuz ki daha sonra Yeltsin'in tankla o meclisi, me basması. meclisi basması ve vurmasıyla sonuçlandı ve Yeltsin bu mücadele bir nevi kendi lehine tamamladı. Fakat mücadele bitmedi. Yani ilk başta tabii ki Rusya'nın politikasını batı ile yaklaşma olarak görüyoruz. Bu neden kaynaklanıyordu? Hala Sovyet Birliği döneminde yaşanan ekonomik, ciddi ekonomik sıkıntı ve Rusya'nın maddi olarak dışarı bağımlı olması. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'ne de ve batılı ülkeleri de tedirgin eden mesele Sovyetler Birliği'nin sadece dağılması değil. Biliyorsunuz ki so sosyalist blokun dağılmasını normal kabul etti batı ülkeleri Amerika. Daha sonra Sovyetlerden 15 Cumhuriyet ayrıldı. Bu arada söyleyeyim ki 3 Cumhuriyet, Baltık Cumhuriyeti Reddi miras ilan ettiler. Yani hiçbir bağlantı, Sovyet dönemini işgal dönemi adlandırdılar ve hiçbir bağlantıyla e, bu ne mirasa sahip çıktılar ne bir de şey. Diğer Sovyetler Birliği'nin mirasını diğer 12 cumhuriyet e, paylaştı Aynen. resim paylaştı, evet. Hı hı. Yani bugün diyende ki sadece Rusya'dır fira hukuki olarak davamçısı öyle değil. Her o 12 cumhuriyetin hepsi davamçısıdır. Fakat bu Rusya ne yaptı? Rusya Sovyetler Birliği'nin dış borçlarını üstlenmesine karşılık olarak Rusya'nın yurt Sovyetler Birliği'nin yurt dışındaki bütün mal devlet mihrasının da sahibi olmuş oldu. Aynı zamanda tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde de yani nükleer silaha sahip olan en büyük ülke olarak da temsil etmeye devam etti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri için de önemli olan ve İngiltere için de yani büyük batılı devletler için de bu silahların, nükleer silahların e, başka ellere geçmemesi, özellikle terör gruplarının eline geçmesi veya dağılırsa Rusya Federasyonu'nda neler olur, hangi faciler olur meselesine baktığınız zaman Rusya'ya açık destek vermeye başladılar. Bunu hatırlatın ki Dört cumhuriyette vardı o nükleer silahlar. Kazak, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Ukrayna ve Belarus'ta. Kazakistan gönüllü şekilde de, gerçi Batı'nın da o deste, maddi desteği söz konusuydu, devretmesine bakmayarak Belarus'ta kolay devretti. Ama Ukrayna ısrar ediyordu, kendini tutmaya çalışıyordu. O zaman 1994 yılında görüşmeler sonucu Budapest'te de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne karşı, teminatına karşı olarak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya Federasyonu Ukrayna ile birlikte bir anlaşma yaptılar. Ukrayna silahları devretti, Rusya ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyacak ve dokunmayacak diye bir anlaşma vardı. Maalesef Rusya Olmuyor. Federasyonu bu anlaşmanı imzalasa da kendi Olmaz. meclisinde geçirmedi, geçirmedi. Hmm. yəni sadəcə ona uymur məsələsi deyil. Yəni Ukrayna ilə Rusiya arasında 2000 üzr dilərim. 2000 yox. Main 1999-da dostluq və işbirliyi anlaşması imzalandı. Bu imzalanmaya qarşılıq olaraq Rusiya Federasyonu, Kırım'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul etti. O ayrı. Yani ona uymaması sadece yeterli değil. Kendi evet. imzaladığı anlaşmaya da uymadı. Evet. Her neyse bunu ayrı bir konu orada. Evet. Da. Evet. Mesela evet. Darşekirsek çıkamayacaklar. Zaten... Evet. Ama evet. şu var. O dönemdeki Hı. siyaset özellikle Yeltsin'in 96'ya kadar Batı ile indeksli bir politikaydı. Buna karşılık olarak da Amerika ne yaptı? Rusya Federasyonu'nu G7'ye aldı, G8 oldu. E, IMF üye yaptı. Dünya Bankasından e, üyelik meselesi var. Diğer şeyler yani Batının içinde olduğu tüm meselelerde Rusya'da vardı. Var. Fakat evet. e, 96'da Yevgeni Primakov'un e, dışişleri bakanı olmasıyla birlikte yeni bir konsept ortaya atıldı. Kendi makalesinde de bildirdi. Bununla itibariyle biz şunu gördük. Artık Rusya yavaş yavaş kendi e, çıkar alanını tespit etmeye yeniden Avrasya bölgesine ve o Türkiye'de yakın çevre dedikleri aslında Ruslar öyle bir kavram hiç kullanmıyorlar. Yakın yurt dışı adı altında kullanabilirler. Zarubeje derler. Yani yakın yurt dışı kavramı altında bir mesele ortaya attılar ve buranı belirttiler. Yani buralar nelerdir? Eski Sovyet coğrafyasından ayrılmış cumhuriyetleri hepsini kendi çıkar alanı olarak nitelendirmeye başladılar. Mesela Elsin döneminde de sen örneğin Türkiye'nin ismi hiçbir Rus dış politika konseptinde geçmez. Afganistan'da geçer, İran'da geçer. Diğer ülkelerde geçer ama Türkiye geçmez. Yani Türkiye'nin nasıl tespit ediyoruz 93 kas e, konseptinde yakın orta doğu ülkeler içerisinden gelecek tehditler dediği meselede yani bu ülkeler kimdir? Hangi ülkelerde daha doğrusu? E, hı hı. Türkiye'dir, İran'dır, Afganistan'dır. Yakın Orta Doğu. Yani Rusya Türkiye'ni Avrupa evet. ülkesi olarak görmüyor. Yani kendi Orta Doğu veya... Periferisinde yani, geliyor. Evet. Orta Şimdi Doğu'da tam ko de. siz konuyu evet. oraya getirdiniz madem. Buradan devam edelim. Şimdi kıymetli arkadaşlar biz e, bu programı Turul Hocam'la şeyden yapacaktık. Hocam Bizim Moskova'da olacaktı. olacaktı. E, oradan yapacaktık. Ama programı erken bitti. Döndü Türkiye'ye. Olsun bir Moskova havasıyla geldi. Şimdi Moskova havasını şunun için söylüyorum. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımıza bir harita hediye etti. O harita Türk Dünyası haritasıydı. Eminim Turul Hoca'ya da çok basın mensubu sormuştur Rusya'da. Benimle de röportaj yaptılar. Haritayla ilgili. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Rus topraklarında gözü mü var? İşte buradaki emeli ne filan gibi sorular. Şimdi o zaman şöyle soralım. Moskova'dan geldiğiniz için. Rusya'dan baktığınızda Türkiye nasıl görünüyor? Nasıl bir algı var Türkiye ile ilgili? Ha. Türkiye ile ilgili biliyorsunuz biz genel itibar Rusya diyende Sayın Putin'i, Vladimir Putin'i güçlü lider, her şeye hakim, her şeyi kontrol eden lider olarak görüyoruz. Evet. Ama Rusya tabii ki Putin çok şey kontrol ediyor ama Rusya'da çıkar grupları çok farklı, çok homojen yapıya sahip olmayan içinde farklı genetik, etnik kimlik taşıyan, dini kimlik taşıyan topluluklar, onların çıkarları. Gerçi bunların da hepsi Rusya'dan ayrılmak veya dağ, Rusya'nın dağılmasını istemeyen topluluklarda unutmamak gerekiyor. Yani Rusya'yı kendi devleti olarak gören çok insan var. Ama şu var yani ister Sovyet döneminde olsun ki mesela Kars ve Moskova anlaşmalarında da görüyoruz bunu. Türkiye'den gelebilecek bir yayılmacı politika ve politika tepki olarak maddeler koyulmuş o anlaşmalarda dikkatli okuduğumuz zaman. Ee, Rusya Federasyonu'nda da şey dağılınca bu Sovyetler Birliği dağılınca özellikle aşırı milliyetçi böyle gruplar anti Türk ve Unutmayak gerek ki Rusya basınında da Ermeni ve e, evet. Yahudi lobisi çok güçlü. Evet. Özellikle Ermeni lobisi hiç sevmiyor bizleri. Hı -hı. E, ve anti-Türk propagandası yapılıyor. Yani bu hiç sırda değil. Her yerde de görebilirsiniz. Hatta mesela e, devlet televizyon ve şirketlerinin başında mesela Ria Novosti gibi bir kuruluş ona bağlıdır. Margarita Simonyan diye Ermeni asıllı bir kadın geçenlerde televizyon konuşmasında bir de devlet televizyon konuşmasında eee ve diğer bölgeleri Türkiye'den almamız gerekiyor böyle iddiada bulundu. Gerçi bizim bilmiyorum herhalde nota falan vermedik yani hiç umurumuzda da olmadı. Belki ee, ciddiye almadık yani. Ama bence Türkiye hemen nota verip ciddi alması gerekiyor. Çünkü bu ciddi saçmalıktır ve düşünün devlet propaganda mekanizmasının başında duran bir şahıs söylüyor ve o e, haber kaynaklarından da bizim e, bize karşı birçok şey akıyor. Yani bence hassas davranmamız lazım. Çünkü Sadece devlet, de o, televizyon, devlet televizyonu değil sizin bildiğiniz kanallar ve bizim aramızda hepsi. konuştuğumuz. Onlarda da yani benim ağzımdan böyle bir e, şey yakalasam da içinden bir cümle alsam da bütün o yaptıkları röportajlarda onun derdindeler. Yani Türkiye'ye evet. karşı bir şey oluşturmak için basında muazzam bir gayret var yani. Ya bu da çok ben mesela Rusya için anlamadığım şeydi. Şimdi mesela Batı basını anlarım. Yani mesela orada illaki bir Türkiye'de eksikleri göstermeye çalışıyorlar. Bu var, o var, şu var, facia yaşanır falan. Ama Rusya'daki basının bu yaklaşımı anlaşılmazdır. Çünkü şu anda hazır ki durumda mesela Rusya'dan baktığında da görüyorsun ki Amerika'nın mesela Batı'nın hem de Avrupa Birliği'nin hem Türkiye baskısı hem Rusya baskısı aynı aşağı yukarı aynı paraleldir. En best örneği Amerika Birleşik Devletleri bu yakında bir demokrasi forumu geçirecek bildiğim kadarıyla devlet davet ettiği devletlere baktım listeye kim yok orada? Türkiye, Türkiye yok. yok, Macaristan yok, Rusya yok. E, kim var orada? Irak var, Ermenistan var, Kongo Demokratik Cumhuriyeti var. Örneğin diyorum yani bu devletler <laughs> Türkiye'de demokratik. çok mu demokratik anlayamadık. Yani bu demektir ki Amerika Birleşik Devletleri yani Türkiye ile Rusya'yı aynı kefeye koyuyor, aynı şey görüyor. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Mesela yani Yunanistan'ın bugün bir Amerika üstüne çevrilmesinin nedeni sadece Rusya değildir. Yani tabii ki Türkiye için de aynı tehdit mesajı var işin içinde. Yani Öte hmm. yandan Karadeniz'deki tatbikatlar mesela sadece Rusya karşı değil açığını söylemek gerekiyor. Türkiye'de oradan payını koparması gerekiyor. Maalesef dediğim gibi bu sıkıntı şuradan ileri gelir. Hala o soğuk savaş döneminden bir algı var. Türkiye'nin turan politikaları yok. Türkiye'nin yayılmacı politikalar. Türkler gelip böyle edecekler derken mesela Rusya Türkistan coğrafyasını Çin'e kaptırmış durumdadır. Yani Çin şu anda daha etkili. Halbuki Türkiye ile işbirliği yapsa Rusya, Türkistan coğrafyasında, Merkez Asya'da Çin'e karşı koyabilecek bir gücü tespit edebilir. Yani Amerika belki uzak bir yer. Avrupa Birliği'ni sokmaman lazım. Olabilir Rusya için derim tırnak arası. Ama Türklerle zaten kendi içinde ciddi bir Türk nüfusu var. Yani açık demek gerekirse bugün ee, Rusya Federasyonu bir Türk e, Slav Türk koalisyonu diyebiliriz. Bir ittifakı devletidir. Ya bunu anlaması biraz zaman alacak ama aynı zamanda dediğim gibi bu ittifakta e, yani Türkiye ile yaklaşma, politikalarını ortaklaşma Rusya'nın eşine yarıyor. Ama görüyoruz ki mesela bu yaklaşmaya ciddi engel olan ülkeler var. Şimdi e, Rusya'nın o demek istediğim Özellikle Vladimir Putin'in iktidara gelmesinden sonra kendisini 2008'de İzvesti gazetesinde Avrasya Birliği politikasını ortaya attıktan sonra şunu görüyoruz. Yani Rusya tamamen en yakın çevresine çekilmiş, orada sınırlarını muhafaza etmeye çalışıyor. Yani nedir bu? NATO'nu ve Avrupa Batı'yı direkt sınırlarına gelmesini istemiyor tampon bölge olmasını istiyor. Bu Ukrayna'dır, bu Belarus'tur, bu Güney Kafkas Cumhuriyetleridir. Gerçi orada farklı politikalar takip etmeye çalışıyor. Her yerde kendine has politikalar takip etmeye çalışıyor. Ve Türkistan coğrafyası da orada da Çin'e tepki göstermeye çalışıyor. Orada ilginç orası o da ki o bölgede Doğu Türk, daha doğrusu özür dilerim, Türkistan coğrafyasında ise Çin'den değil de esas itibariyle Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin orası girmesini çok istemiyor. Yani Türkiye'de dahil olmakla. Buna karşılık Çin daha güçlü, daha ekonomik hı hı. boyutta ve daha müdahil olur. Hatta tartışmalardan biri Rusya dış siyasetindeki en büyük önemli tartışmalardan biri de şudur. Yani biz Çin'le yakınlaşmamızın esas nedeni Batı'nın bize karşı ön yargılı olması ve bizi öteki olarak görmesi ve e, bizi zorla Çin'le işbirliğine itmesi meselesidir ki bu da e, en aktüel e, konulardan biridir. Ama dediğim gibi e, Rusya belki Avrupa Birliği'nde mesela enerji meselesinde çok etkin olsa da Çin'le bu tür ilişkilerde etkin değil çünkü tekel değildir. Rusya Avrupa Amerika e, Avrupa'da enerji tekelidir. Yani alternatifi çok azdır. Ama hı hı. O, Çin'de değil. Evet. Ben de yani onu bütün politikalar etkiliyor yani maalesef. Ben de o, da onu sizin de şey. bölgesinden çıkıyor. Evet buyurun. Hı hı. E, enerji enerji konusuna gel ya daha doğrusu Avrupa Rusya konusuna geleceğim de şimdi konuştuğunuz konularla ilgili Seyfi Yıldırım Bey'in bir sorusu var. Rusya'nın Kafkasya ve Türkistan politikalarında Çin ve ABD ile karşılaştırıldığında durum nedir acaba? Devamı yani başarı durumu nedir büyük devletlerle karşılaştırıldığında? Ee, ve son, bunun devamında şöyle bir şey demiş. Anladım, şey anladım. ben e, okudum ben. Zaten okudum. oraya başladınız da o yüzden ben. Hele davranık ümit sağ olsun. Teşekkür ederim Seyfi hocamıza bu arada teşekkür ederim izlediği için. Aslında ee, Ruslardaki e, Türk ve Türkiye evet. algısının geniş olarak çalışılması gerekir demiş. Tabii ki o Seyfi zaten hocam. algıyla ilgili zamanında proje evet. sunmuştuk maalesef evet. geçmedi ama bildiğim kadarıyla... Yanılmıyorumsa, bununla ilgili kitap yazılmış. Yani Rusların Türkiye algısı falan diye böyle bir kitap var ama biliyorsunuz ki e, bu ciddi bir sosyolojik araştırma konusudur. Zamanında ben bununla ilgili Ruslarda Kafkas fobisi üzerine, yani Kafkaslılar korkusu üzerine bir makale sunmuştum, yazmıştım. Yani konu çok ilginçtir. Aslında e, dediğim gibi bugünkü Rusya Federasyonu bir Slav-Türk birliğidir. Yani burada eğer resmi Moskova bugün siyasetini biraz farklı e, baksa, Türkiye'de, Ankara'da aynı şekilde siyasette Rusya'daki ilişkileri üçüncü devletlerin etkisi altında değil, tam bağımsız ikili ilişki şekline getirip çıkarabilse, o zaman biz gerçek anlamında Rusya Federasyonu'ndan doğru bir işbirliğine gitmiş olabiliriz. Şu anki seviyede Bizim e, ilişkilerimiz sadece taktiksel işbirliğidir. Yani stratejik boyuta gitme ihtimali vardı. Fakat e, hem Ukrayna, daha doğrusu Gürcistan ilk başta Gürcistan'daki savaş beş günlük, ondan sonra e, Ukrayna krizi, e, Suriye meselesi ve diğer meseleler bizim aramızdaki ilişkileri maalesef e, biraz Şöyle dedi, yani e, yıprattı evet. ve hala da de devam ediyor. Kriz aslında 2014, orada 2014, orada şöyle hı hı, buyurun. orada şöyle yaklaşımlar da var. Yani bir tarafta çatışırken bir tarafta işbirliği içinde olabilirsiniz. Yani illa o, var var, var var ama biz niye hı. çatışalım ki? Yani mesela e, Rusya Kıbrıstan mesela girmeden önce yazmıştılar. Orada da çok çıkıyordu ki. Vay Türkiye Kırım'ı alacak, Türkiye Kırım'ı işgal edecek. Rus basını özellikle bunu çağırcağır evet. yazıyordu. O zaman evet. e, biz... bana da sordular büyük, büyük, onu. Ha, biz büyük ha. bir e, Avrupa Birliği'nin projesinde de yer aldık. Orada Ruslar da vardı, Ukraynalılar da vardı, Kırımlar var. Biz de yazdık. Herhalde tek ben Rusça bunu yazan uzmanım. Onu da söyleyebilirim. Ya bunun üzerine şimdiye kadar o dönemde yazılmış hiçbir şey yoktu. İlk... Dedim ki yani Kırım'ın e, parçalanması, Kırım'ın işgali falan o, bu geopolitik felakettir ve Türkiye böyle bir felakete imza atacak bir devlet değildir. Türkiye kendi komşuların toprak bütünlüğünü savunan, orada herhangi bir çatışma istemeyen bir devlettir. Politikası da uymuyor. Olası bir değişiklik ise bölgeye kim tarafından yapılırsa, yapılırsa yapılsın bölgeye felaket getirir. Yani Karadeniz politikasında Türkiye Karadeniz'i bir iç denizi olarak görüyor. Bura başka güçlerin girmesini istemiyor. Eğer Rusya tarafından böyle değişim uğraşarsa uğra, uğratılarsa bu bölgede yani mesela Kırım'ın eee ilhaki meselesi gündemdeydi o zaman. Biliyorsunuz o hiç bitmedi. Rus Meclisi'nde devam ediyordu. Öyle bir şey olursa bu felaketle sonu. Yani Türkiye'nin istemediği sonuçlara getirip çıkardı. Maalesef bu gerçekleşti. Yani evet. o zaman e, Karlov yeni gelmişti. E, Türkiye Türkiye'ye büyükelçi e, olarak o Suğasta e öldürülen, evet. uğra, e, öldürülen bir daha orayan öldürülen Rus büyükün. Sonra söyledim. Yani ciddi hatadır bu. Siz batıllar sizi dedim oyuna getirdiler. Siz de e, sorunu yarattınız. Yani kendinize sorun yarattınız Sadece kendinize değil bize de. Yani şimdi biz çok zor kontrol ederiz yani Batılı ülkelerin buraya girmesini. Şimdi biliyorsunuz da yani kırım alarken Türkiye'den istişare yapılmadı. Ee, ve Türkiye'den herhangi bir taahhüt alınmadı. Ama şimdi konuşmalar öyle yapılıyor ki sanki Türkiye, Rusya'ya bir taahhüt vermiş ki Rus e, buraya NATO gemileri girmeyecek, şu olmayacak, bu olmayacak. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani Kırım ilhak edildikten sonra, işgal edildikten sonra ııı e, Rusya Genel Kurmay Başkanı Türkiye gelmeden yaptığı açıklamayı unutmamak gerekiyor. Dedi ki Kırım Karadeniz'de dengeler Türkiye'nin lehineydi. Biz kendi lehimize değiştirdik. Ya budur yani, bu yani düşünebiliyorum. düşünebiliyorum Demek ki çok da uzak gören bir politika değildi. Yani evet. kendi lehlerine. <laughs> Halbuki Türkiye ile anlaşılsaydı üçlü bir komisyonla Kırım'da Kırım tatlarlarının, Rusların ve Ukraynalıların haklarının temin eden Kırım Cumhuriyeti'nin statüsünün daha e, yüksek tutan ve herhangi bir değişikliğe gidilmemesi Rusya'nın da işine yarayan, Ukrayna'da ve veya Türkiye'nin de işine yarayan bir meseledi maalesef. Bu değişikliği Rusya tek başına yaptı. Aynen Gürcistan'daki gibi e, ayrılıkçı bölgeleri bağımsız devlet olarak tanıması gibi. Ne onlar bağımsız devlet kimi yaşayabiliyorlar oradakiler ne de ki Rusya bu problemi çözebiliyor ve diğer Hocam, meselelerde. Yani burada bu, bu burada şimdi bir süre daha soralım. Avrupa nasıl görüyoruz Rusya'yı? Avrupa ne olarak bakıyoruz Rusya'ya? Ya, ya Avrupa'nın yani, tarihsel, geleneksel Rusya'ya bakması aynı Osmanlı'ya bakması gibi. Öteki. Kendinden hmm. olmayan. Veya mecburen işbirliği olarak nitelendirebiliriz. Mesela Almanya, enerji var için. Rusya. evet. Sadece enerji değil. Yani Ham madde çoktur Rusya'da. Ee, enerji bunun başını çekiyor. Aynı evet. zamanda Rusya iyi bir alıcı yani ithal edici ülke. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yani mesela şimdi e, Amerika, Kırım'dan sonra Amerika ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygular. Yani Rus ekonomisi şu anda ciddi sıkıntılar içerisinde. Sadece ekonomi değil, bank sistemi de aynı şekilde. Yani sadece bu ham madde it, e, ihracatıyla Rusya bir nevi Iı, ekonomisini böyle diyelim doların karşısında Rus rublesini tutabiliyor. Ama bu da ne kadar devam edecek? Ne kadar devam? Çok ciddi yani asker güç var. E, nükleer silahlar var. Onların bakımı, denizaltıların bakımı, ne bileyim diğer şeyler. E, bunlar hepsi ciddi bir e, kaynak ihtiyacı var. Ben hatırlıyorum. Yani ben yakından takip ettiğim için şöyle söyleyeyim. 2014'te hatta o kitaplar bende evde de duruyor. <laughs> lazım olsa size de Gerçi Rusça çekip gönderebilirim. Bakabiliriz birlikte. Hı hı. Rusya liderinden Putin'e yakın çevrelerin uzmanları diyordu ki 2014'te çıkmış bir kitap bakın. Geleceği, Rusya'nın geleceği nasıl olacak? Rusya'nın hele kriz yok. Ciddi bir kriz söz konusu değil. Ukrayna meselesi yok. Kırım meselesi yok. Rusya'nın yakın bir gelecekte herhangi bir krize müdahil olmadan 20-30 senelik bir ekonomik reforma gitmesi lazım. Bak sonuç kısa sonuç özetini bildiriyorum. Ne oldu? Ne, hangi çatışmaya girdi? Rusya ondan sonra Kırım meselesine girdi. Kırım başına bel olunca bu meseleni Akdeniz'e aktarmak için Suriye'ye müdahil oldu. Suriye'de Türkiye ile çatışma yaşadı ki o krizden önce de 6 ay önce Rusya basınında ciddi yazı vermiştim, röportajlar vermiştim. Hatta uyarı niteliğinde tabii ki biz uzmanız yani siyasiler bizi dinlemez de. <laughs> uzma ki odur ki eğer Rusya, evet. e, Ak, e, Suriye mütak askeri müdahale yaparsa, müdahil olursa ve Türkiye'nin çıkarlarına dikkate almazsa çatışma kaçınılmazdır. Yani, nitekim öyle oldu ki uçak krizi yaşadık biliyorsunuz da uçak Türk arasında evet. dahil oldu. Şimdi Ruslar dil 17 saniye fark etmiyor yani uluslararası hava e, kuralları evet. çok ciddidir. Müdahil olamazsınız, giremezsiniz. Ya yani bir de bu turist uçağı değil, ağır bombardıman uçağıdır. O zaman ben mesela Türkiye basınına da böyle şaşırıyordum. Öyle yazıyorlar jet uçağı falan. Jet motor türüdür. Giren ise Su-24M ağır bombardıman uçağıdır. Onun e, hatırlıyorsunuz bizim askerlerimizi e, İdlib'de nasıl şey ettiler ki bizimkiler sığındılar evet. binaya attıkları bomba 6 metre betonu delerek içeri girebilen bombadır. Yani tahmin edebilirsiniz de bu ne demek. Evet, tabii, tabii, yani bu tabii. uçak Türkiye arasında giriyor. Sonra tesadüfen bir bomba düşerse bir yaşayış yerine Türk ordusu ne cevap verecek, Türk yönetimine cevap verecek. Hatta evet. krizden bu uçak krizinin ertesi gün. O uçak düşür ertesi gün Moskova'ya gittik. MTV televizyonda generaller böyle. Dedik ki böyle böyle ne yapıyorsunuz? Bizler Amerikalılardan anlaştık. Yani düşünün. Türkiye'ye ne kadar umursamıyorlardı o müdahalede. Yani sen arazinden geçip Türkmen Dağı'nı bombalayacak, Türkiye'nin nüfus alanı veya çıkar alanı üzerine bomba yapacaksın. Ya biz Amerikalılardan anlaştık diyeceksin. Dedim biz Amerikalı değiliz ki. Kimse Amerika'da bize ne? Amerika'ya bağlı da değiliz. Tabii yani bizi böyle Amerika'nın tam böyle uşağı gibi falan hala algılama maalesef o yönde. Ve anlattığın zaman Biraz düşünüyorlar. Diyorsun ki bak e, bize Amerika niye yaptırım yapıyor? Rusya'dan S-400 aldık öyle değil mi? Bu sizin işinize evet. yarıyor aslında. Sizin propaganda için çok iyi bir şey. Biz savunma için alışveriş yaptık. Siz ise hem propaganda, malınızı reklam ediyorsunuz. Hem propaganda ediyoruz hem NATO, bizim aracımız NATO'nun içerisinde karışıklık çıkarıyorsunuz. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsunuz. Türkiye sözünden dönmüyor ama siz de Türkiye'ye vuruyorsunuz. Dedim böyle bu mantığını bana biriniz açıklasanız anlarım yani ne yapmak istediniz. Gerçi Rusya'da son dönemlerde gerçekten hatta mesela açık diyeyim birçok uzmanlar da eskiden mesela Şahin Kanada adlandıran uzmanlar bile itiraf ediyorlar ki Avrasya'nın iki önemli ülkesi Türkiye ve Rusya işbirliğini pekiştirmeli de daha da geliştirmeli. Evet. Çünkü biz konuşmalarda hep şunu ifade ettik orada. Bu defa da de gittiğimde de bunu ifade ettim. Rusçası böyle e, oluyor. toys, Ad konkurenci, rakabetten işbirliğine birliğine e, konseptidir. Yani bu bölgelerde çıkarlarımız ortak. Mesela Karadeniz olsun, Balkanlar olsun, e, Güney Kafkas coğrafyası olsun, Türkistan coğrafyası olsun. Çıkarlarımız ortak ama biz burada rakabet değil işbirliğini pekiştirmemiz Yapmamız lazım hazır. çünkü rakav, rakabet büyük e, devletlerin işine yarar. O nedenle e, daha önce demiştik e, ki e, Avrasya'nın kaderi uçak krizinde de bunu söyledi. Kaderi bu iki ülkenin işbirliğinden geçer. Çünkü bu evet. coğrafyada hem bize hem Rusya'ya yakın olan devletler var. Yani biz e, sorun yaşadığımız zaman Rusya-Türkiye arasında. Azerbaycan gibi, Kazakistan gibi diğer ülkeler sıkıntı yaşıyor. Hatta Rusya Federasyonu içindeki özel cumhuriyetler de Türkiye sıcak bakıyor. Ve sıkıntı yaşıyorlar. Yani bölünme gerçekleşiyor. Yani bu meselelerin olmaması için, bu krizlerin olmaması için gerçek anlamda Türkiye ile Rusya'nın ciddi anlamda bir işbirliği stratejisinin tespit edilmesi gerekiyor. Bu asla ve asla yanlış anlaşılmasın. Yani bu ee, Rusya ha, bir de şunu burada not edeyim, ee, özellikle e, bu Soğuk Savaş sonrası e, Rus siyasetinde son yıllara kadar algı buydu. Türkiye'nin işbirliği şöyledir, karşılıklı değil. Yani Rusya ne istiyorsa, Türkiye kabul ederse işbirliği olacak ama işin gerçeğinde işbirliği öyle değil. Biyat etsin diyor yani. Evet, bir nevi Amerika'nın istediği şekilde biraz daha belki daha medeni, şekilde söylemeye çalışıyorlar ama dediğimiz gibi bir işbirliği karşılıklı olur. Yani oturursunuz, anlaşırsınız ve Türkiye küçük bir devlet değil. Yani doğrudur Türkiye'nin belki nükleer silahı yok ama bugün nükleer silahla bombayla kimse dünyayı yönetmiyor, yönetemez de Onlar artık geçmişte kalmış. Çünkü atılacak herhangi bir bomba bizim insanlığın yani dünyanın bile sonu olabilecek nitelik taşıyabilir. Yani mesela bu Şimdi hocam, bu e, ben yani ana fikrinizi bu, burada zaten seyircilerimiz de aldı. Ortak çalışabileceğimiz çok alan var. Tekrar özetlemek gerekirse, özellikle Rusya'yı çevreleyen Türk dünyası da dikkate alındığında e, Rusya da Türkiye ile iyi geçinmek zorunda. Yani Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek zorunda. Biz de Tabii ki. bu biz bölgede de, biz de iyi geçinmek. Biz de, ya. yani sadece Komutan evet. sadece geçim çevreleyen de, demeyelim. Çünkü Rusya'nın içinde. İçinde. De, 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 i̇çi. Var. Tabii, yani, tabii tabii. tabi. İçi ve dışında böyle. Yani de iç içeyiz biz. Unutmamak. Yani yok. Rus nüfusunu diyelim. Aslında evet. e, Türk Rus Cumhuriyeti, Rusya'nın içerisinde de milyonlarca Türk var. Şimdi e, bazı yerlerde işbirliği geliştirmemiz kolay. Mesela Suriye'de karşı karşıyasın Rusya ile Türkiye. Orada işbirliği daha kolay efendim Libya'da daha kolay. Zaten Azerbaycan savaşı süresince de biz bunu hep söyledik biliyorsunuz hatırlarsanız. E, Rusya e, Türk dünyasını dikkate almak zorunda. Yani Türk dünyasını dışlayan e, bir iki buçuk milyonluk Ermenistan'ın yanında duran bir Rusya kaybeden Rusya olur diye dedik hep bunu. Şimdi burada asıl denklem bizi zora sokacak kısım Karadeniz bölümü. Çünkü Karadeniz bölümünde bir de e, Amerika var Orada Türkiye'nin durumu bıçak sırtı. Oranın geleceği ile ilgili bir öngörünüz var mı? Nasıl sonuçlanır diye düşünüyorsunuz bu işi? Yani şöyle Rusya görüyorsunuz ki kır kırmızı çizgi diyor. Yani tamamen kırmızı çizgi diyor. Ama dediğim gibi bu sorun öyle bir e, zor e, zora sokulmuş ki, gereksiz yere zora sokulmuş ki. Yani oyuna getirildi Rusya açığını söylemek gerekirse. Bir de ne zaman oyuna getirildi düşünebiliyor musunuz? Rusya yanlısı Yanukovych iktidardaydı o dönemde Ukrayna'da. Ve bu evet. e, Ukrayna lideri Ukrayna e, Avrupa Birliği ile asessatif işbirliği anlaşmasını imzalayacaktı. Düşünme e, yani bu e, biraz saçma değil mi? Yani şimdi Putin NATO'nun e, genişlenmesine tepki gösteriyor ama Yeltsin döneminde Rusya Federasyonu neredeyse NATO'nun Doğu Avrupa'da yayılmasını teşvik etti. Hatta kendisi teklif ediyordu. Yani şimdi espri olarak Stalin'de zamanında teklif elemiş NATO üyeliğini de. Evet, Ama evet. E, Yeltsin döneminde açık şekilde NATO'dan, e, Avrupa'dan, te, Batı'dan para almak için NATO'nun her şeyini teşvik ediliyordu. Ben Türk NATO'da de bir dönem... De... Eden... Ben NATO'da bir dönem Rusya NATO karşılıklı çalışabilirlik grubuna başkanlık bile ettim yani böyle bir. Gayretleri evet, yani de vardı. O, yani. o zaman Rusya'nın daha çok gayreti vardı. O gayreti Türkiye'nin işbirliğine belki harcasaydı Rusya. Hı -hı. Bugün böyle olmazdı. Mesela Türkiye'nin de hassasiyetleri var. Mesela ele NATO'nun ilgili de hassasiyetleri var. Türkiye bu bölgede Karadeniz'de e, tek güç idi zamanında ama görüyorsunuz da Eskiden Avrupalılar Balkanlara inmek için savaşlar çıkardı, şunu yaptı, bunu yaptı ama alamadılar oraları. Ne yaptılar? Bir proje gerçekleştirdiler. Gerçi herkes ekonomik proje diyor falan. Öyle değil. Bu jeopolitik bir projede Avrupa Birliği. O jeopolitik proje sonucunda hem Karı Balkanları aldılar kontrolüne. Ben Rum Romanya ile Bulgaristan'ın Türkiye'den çok daha ekonomik gelişmiş, daha demokratik olduğunu... Düşünmüyorum. Kimse iddia Tabii. Kim. Aa, ne oldu? Oraya yaptılar hemen otomatikmen e, NATO üyesi NATO. de yaptılar. Şimdi Karadeniz'de Türkiye biz sürekli dikkat çektik. Yani biz tek değiliz artık Türkiye olarak. Yani burada artık Bulgaristan ve Romanya var. Rusya Bulgaristan'ı bile kaçırdı elinden. Yani geleneksel bir Bulgar e, fıkrası var Türk Rus Sovyet döneminde. Derdiler ki e, Rusças ifadesi şöyle ne za Bulgariya, Nezagranica. Ee, tavuk kuş değil, Bulgaristan'da yurt dışı değil. Hmm. Yani böyle çevirdiğiniz zaman. Yani Bulgaristan bizim bir parçamızdı, ifadesi vardı. Yani ne oldu? Şimdi görüldü ki tavuk da kuştu, Bulgaristan'da uçtu. Yani gitti elinden, kontrolden çıktı. Yani bu ıı, stratejiyi belirlememek, bu tür ıı, ilişkileri ıı, görememek son yılların en büyük hatası. Yani çünkü niçin? E, genel itibariyle o Sovyet döneminde yetişmiş yaşlı nesil o nostalji yaşıyor Sovyet genişlemesini. Hala İstanbul'u e, ne bileyim e, fethetmek isteyen veya işgal etmek isteyen onlar fethetmek diyordu. Ona göre direkt olarak çevirdim. Arası. E, insanlar var ve bunlar televizyondan bunu söylüyorlar yani düşünebiliyor. Muyum? Ne alakası Rusya'nın, İstanbul'un mesela de yani, 700 yani. yıl bundan önce 700 yıl bundan önce hiç Rus devleti yoktu ortalıkta. Tabii. Siz ne, ne hangi hakla iddia edebilirsiniz bu meselelere? Türkiye'den bir Rusya toprak iddiası geldi mi? Haritayı görüp Türklerin yaşadığı bölge haritası bak bu en şey, komik gelen de buydu. Yani bu harita sizi bu kadar rahatsız ediyorsa burada ciddi bir problem var. Yani sizin içinizde Türkler yaşamıyor mu? Yaşıyor. Tabii. Çünkü Sonunda Peskov açık itiraf etti de mecbur kaldı. Dedi ki siz Kızıl Yıldız'ı geri altı takasınız. Orası merkezdir. E doğru. Hı. Belki ilk başlangıç 3 bin, 4 bin yıl önce Altay merkezdi. Ama şimdi, şimdi Türklerin merkezi Altay değil. Evet. Türklerin merkezi Anadolu'dur, Güney Kafkas'tır, Tamamdır. Türkistan'dır. Hatta Ukrayna'nın büyük bir kısmı Bulgaristan'ın bir kısmı tarihen Türklerin yaşadığı yerlerdir, coğrafyadır. Yani bunu Unutma olmaz. Ama kimse iddia etmiyor. Çünkü bugün Türkiye Birleşmiş Milletleri kabul eden, üyesi olan, onun yasaları, uluslararası yasalara saygılı olan bir devlettir. Hiçbir devletin toprağını işgal etmek veya bölmek niyeti değil. Nasıl Rusya Avrasya Ekonomik Birliği'ni oluşturuyorsa Türkiye'de aynı şekilde kendine yakın gördüğü devletlerine de işbirliğini pekiştirmek isteyen ve istemektedir de. Bu da doğal bir şeydir. Ve unutmamak lazım ki bu son görüşlerimde de onu söyledim. Değerli dedim arkadaşlarım, Rusyalı dostlarım. Türkiye'nin kurduğu, başını çektiği veya Türkiye'nin içinde bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatları ki nihayet şükür Allah'a ele isimlendirildi. Yoksa Türk dilli o da bir komik isimdi. Evet. Ee, o da Rusya'nın etkisinden öyle verilmişti o isim ki bunun sonucunda o devletler mesela Kazakistan gibi bir devlet, Kırgızistan gibi bir devlet aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün üyesi. Burada niye rahatsız oluyorsunuz ki? Yani dolayısıyla bu ülkeler aracılığından böyle Avrasya Ekonomik Birliği, Türk devletleri teşkilatı işbirliği kurabilirler. Burada sıkıntı yok ki. Neden yok. tedirginsiniz? Yani evet. Rusya Avrasya Ekonomik Birliği yaparken ee, sıkıntı oluyor da Avrasya ekonomik sıkıntı Tabii. olmuyor da Türkiye yaptığında mı sıkıntı oluyor? Sıkıntı İkincisi oluyor. dedim siz e, bir rakamlara baktınız mı? Bizim o Türkistan coğrafyasından devreyemiz Türk ekonomi daha doğrusu işbirliği ekonomik bağlığımız e, tüm bizim ticari devremizin sadece yüzde üçünü oluşturuyor. Yüzde üçünü. Bence en büyük rezalet Türkiye'nin üzerinde düşür. Yani evet. böyle bir şey mümkün değil. Yani Hocam, bu tür real olmayan bir meseleler evet. var. Ee, e, bu algı algı çalışması Seyfi aha, Hoca'nın söylediği evet. gibi. Ondan bir de bu bir soru geldi. Aaron Marshall, evet. Davut Nap Napolyon dönemde Kutuz'u ve Çaröksal'in etkileri karşısında hangisi daha ağır basar? İlişkileri Stalin ve Zhukov ile benzer midir? Yani bu eski tarih olduğu için tarihte biliyorsunuz öyle olsaydı böyle olmasaydı olmuyor. Kutuzov önemli bir, bu arada Türk asıllı Kutuzov demekti de. Kuduz. <laughs> Çar Alexander'dan çok etkiliydi ve savaşın gidişatını nasıl değiştiren ele General Kutuzov'tu. Aynı şekilde Stalin komutan değildi. Nasıl Çar Alexander komutan değilse, Stalin de komutan değildi. Zhukov savaş döneminde yetenekleri öne çıkan. Çok büyük bir komutandı. Bunu unutmamak gerekir. Rusya tarihi için, Sovyet Rusya için ve Sovyetler Birliği için önemli şahslardan biridir. Ee, ve ona göre de e, o gücü, o sevgisi olduğu için sadece Stalin döneminde değil, ondan sonra e, Khrushchev döneminde de yetkiler böyle sıkıştırılarak uzaklaştırılmıştır. Çok etkili isimler. Ama dediğim gibi Stalin'den e, mesela çok bazen Türkiye'de hayranlık var Stalin'e. Herhalde Stalin'i tanımadıkları için. Stalin kadar gaddar zalim. İkinci dünyada bir yönetici herhalde şimdiye kadar gelmiş değildir. Hocam, Bu arada bile, o konu bile, ayrı. Bile. Onu Şey bile. etmeyelim yani uzar o evet. konuda. Yani, ama bile. şunu unutmak lazım. Stalin'in hiçbir konum tecrübesi yok ve Hatta 2. Dünya savaştığı dönemde böyle Stalin e, aşağı yukarı savaşın ilk günlerinde böyle 200'den çok generalı kurşuna düzdürmüştür. Düşünebiliyor musunuz ya o dönemlerde? Evet. Bir, bir iş adamı sorusu bu. Enerji konusunu da ilgili. Roj Enerji Holding Or veya... Soru, yani Çemezov'un gücü Rusya Federasyonu'nda nedir? Hı hı. Yani Rusya Federasyonu'nda her bir şey diyebilir. Bakın önemli gücü de olabilir, gücü olmayabilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan son sözü kim diyecektir? Bunu son söz sözü de diyen bizden farklı olarak orada <laughs> Putin'dir. Yani hı hı. Devlet başkanı. Süper başkanlık sistemi var Rusya'da. Dolayısıyla kim ne evet. vaat ederse vetsin. Ee, yani Putin'den başka bir mesele çözülmez. Yani karar verecek odur. Ha, etki edebilirler ama zannetmiyorum. Yani çünkü Türkiye yine dediğim Putin ne kadar hakim olsa da Rusya'da en önemli şu anda güç Askeri sanayi kompleksi değil, Bayan Pramışlı'nın kompleks, onun arkasında duran güçlerdir. Ee, bu çok etkili bir güçtür. Ve e, ticarette o açıdan bakarız. Koşulsuz vermek dediğimiz ben anlamadım ne anlama gelir. Biz Rusya'nın S-400 e, diyelim s demeyelim, S-400'leri alırken biz sadece ticari anlaşma yaptık. Bu işbirliği değil. Karıştırıyorlar evet. bazen bizimkiler. Biz Hocam, paramızı verdik onlardan sistemi aldık. Alır. Aynı şekilde paramızı veririz uçağımızı alırız. Yani orada evet. öyle bir sıkıntı yok. Şimdi zaman su gibi aktı. Konuşacağımız bir sürü konu var aslında. Bir saat altı dakika Komutanım burada Gözde Sazak'tır. Rusları biraz kazırsınız, altından Türk çıkar. Gözde hocam çalışıyor. O da doçent doktor. Gözde hocama şunu söyleyeyim. Bu ifadeni biz Türkler demiyoruz. Bu ifadeni Avrasyacıların kurucularından biri. Hatta Rus çarlarının akrabalarıyla olan Turkniyaz yani kont Turbetskoy Nikolay Turbetskoy yazmış onun Berlin'de yayınlanmış bir eseri var yanılmıyorsa 1925'te çıkmış Turanskım elementi Rus kültürü Rus kültüründe Turan elementi üzerine orada açık Hı -hı. şekilde ifade ediyor. Der, damarlarımızda akan kanın yüzde 80'i Türktür neredeyse kazısanız Türk çıkar ama sonunda da tabii ki yine o Rus milliyetçiliği öne çıkıyor ki Ruslar bu Avrasya meselesinde Türklerden önde olması nedeni olması gerekiyor çünkü Türkler yeniliğe pek şey demiyorlar kopyacılar on her şeyi alıp kopyasını yaparlar ona göre biz daha zekiyiz Ruslar olarak diyoruz biz dünyayı yönetmeliyiz yani ilk Avrasyacılar bu bunu da lütfen e, bugünkü Dugin'den karıştırmayalım onu demem mutlak gerekiyor değerli dostlarım değerli bizi izleyenler e, Dugin Putin'in danışmanı değil hiçbir evet. zaman da olmadı. Onun siyasi Avrasyacılığı ile Vladimir Putin'in Avrasya Birliği arasında çok büyük yerle göyüp kadar fark var. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Bugün eğer e, Dugin Putin'in danışmanı olsaydı Moskova Devlet Üniversitesi'nden atılmazdı. E, Rusya'nın e, dini idaresinin televizyonda sadece editörlük etmezdi. Anlatabildim mi? Yani kara listeye girmiş, Avrupa'nın kara listesinde olan bir akademisyendir ki Lugansk'ta, Donetsk'ta ırkçı çağrışımlara sesliyordu. Yani bugün ben şahsen tanıyorum. Yani ne kadar söylüyoruzsa Türkiye'de bir ilginç bir sevgi var ona karşı. <laughs> yani anlayamadık. Yani bunu bu propaganda ne için yapılır anlamış değiliz. Öte yandan da Dugin. Türkiye bilgi vermedi ki darbe yapılacak falan. Bunlar hepsi boş şeylerdir. Uydurma şeylerdir. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Şu e, Rusları biraz kazdırsanız altından Türk çıkar e, lafıyla bağlantılı. Benim karanfil bir romanını Azerbaycan Türkçesine uyumlaştıran Mine Hanım Nuriyeva Tekleli var. E, ha, biliyorum. E, siz, tanıyorum, iyi tanıyorum. Tanıyorsunuz onu. Evet. evet. Ondan sonra, onun mesela çalışmalar var. Rus dilindeki Türkçe kelimeler diye. 6000 kök kelime bulmuş o yayınlamış kitap olarak da var yani konuştuk da onunla yani Rus e, kültüründe Türklerin etkisi büyük yani o reddedilecek bir şey değil çünkü beraber yaşamışız yüzlerce yıl e, Gökhan Gülmez size teşekkür ediyor Hasip Saygılı evet. Hoca teşekkür ediyor e, biraz önceki o Stalin'le ilgili soruyu soran arkadaşımız son artık bunu koyalım çünkü 1 saat 10 dakika oldu Hocam diktatör Stalin'in orduya karşı inanılmaz paranoyasının sebebi nedir? Tukayski gibi dehaları harcadı. Zaten Dediniz ya, orada 200. kendisi ifade etti paranoya. Evet. Diktatörler <laughs> ya genelde şimdi şey... Sahibi. Liderlerin Düşünün böyle Stalin, Stalin, öldüğünde bile üç gün ıı, odasına girilmemiş. Hafta sonu öldüğü için sadece evet. temizlikçi kadın girip banyoda ölüsünü bulmuş. Yani o kadar böyle fanatik bir şey vardı. Ana ana yani o ayrı bir konudur. Yani ona girmek istemiyorum çünkü burada e, çok değişik bilgiler söz konusudur. Stalin e, belki büyük bir e, diktatör olmakla birlikte büyük bir oyun oynayabilen e, siyasetçi de o ayrı. Ama kendi halkına yani genelde diktatörler başkalarına zulmeder ama Stalin kendi halkına zulmeden Paranoyak gerçekten evet. bir diktatördür. Yani insan evet. dışı. Yani düşünün ki kendi hanımının abilerini ve babasını idam ettirmiş, hanımı da intihar etmiştir yani. yani böyle Hoca, bir insan. Evet, Seyfi Hoca bildiğim kadarıyla Rusların Türkler ve Türk tarihi ile ilgili çalışmaları bizim Ruslarla ilgili çalışmalarımızdan oldukça fazla. Bizim oldukça Seyfi hocam çok, çok iyi biliyor bunları şimdi Hocam biliyor ki Rusların Türkoloji çalışmalarının neredeyse 150 yıl tarihi var. Bizde ne Rusoloji ne Slavya, ne Slavistika değilen bir saha yok. Hatta çok uzak olmayan geçmişte Rusya ile çalışanlar neredeyse Moskova <laughs> bağlantılı olarak görülür. Çünkü bizde böyleydi de yani Rusya çalışan şimdi yeni yeni uzmanları yetişiyor. Maalesef Türkiye'de gördüğüm kadarıyla şu var. Geldiğimde de onu gördüm. Rusya'ya çalışanlar genelde eski zamanlarında Rus hayranlığı olan kişilerdi veya bağlantısı bu veya diğer ya da ki Türkistan coğrafyasından çalışanlar da e, böyle de içinde Türk sevgisi, milli milliyetçi kesim vardı. E, objektif olamıyordu. Çünkü biri nifret besliyordu, biri hayranlık besliyordu. Sonuçta objektif bir resim ortaya Olmayı. çıkmıyor. Yani evet, evet. bize şu uzmanlar lazım gerçekten de oralarda eğitim görmüş Rusya'yı iyi tanın Rus kültürü benimseyen bilen e, ve e, objektif tarafsız e, yorum verecek insanlara ihtiyaç vardır ben Rusya'da evet. okudum Moskova'da uzun yıllar bulundum Rus dostlarım da çoktur ve ilişkilerim gayet iyi oldukça medeni insanlar eğitimli kültürlü üniversitelerde çok değerli bilim insanları var aklı başlarında falan herkes Türkiye Rusya ilişkilerine çok önem veriyor, önem besliyor. Tabii ki bura siyaset müdahil olmadıkça bu ilişkiler gayet olur, iyi oluyor. Ama siyaset biliyorsunuz da çok değişkenlere bağlıdır. Maalesef iki ülkenin siyasilerinin de e, yavaş yavaş birbirlerini anlaması söz konusu. Ama e, bunu e, iki devlet başkanının Görüşmeleri çok önemli. Bu bazı sorunlar çözmek için önemli ki bunu önerilen önerilerden biri de benim. Ama e, bizim ilişkilerimizin kurumsallaşması gerekiyor. Şart. Ruslar enstitüleşmesi diyor, biz de kurumsallaşması diyor. Mes, o zaman yani ikili ilişkiler gerçek anlamda doğru boyuta gelecektir. Yani Türkiye eğer gerçekten bölgesel güç veya dünya gücü olmak istiyorsa çok taraflı ilişkileri kurabilmesi gerekiyor, uzmanların iyi şekilde geliştirmesi gerekiyor ve en önemlisi ise e, Avrasya coğrafyası olsun ya Slavistik olsun ya Rusistik olsun ne bileyim ne istiyor. Yani bizim için aslında Avrasya kavramı doğru değil çünkü e, bu batı bir endeksi bir kavramdır. O evet. Bizim Türkistanımız Bakın. var, e, Türkistan ayrı bir coğrafyadır. Rusya bir devlet olarak var, o realitedir. Ve e, Karadeniz Havzası var. Bugün Karadeniz, Kafkaslar ve Hazar Deniz Havzası bir jeopolitik mekandır. Onu bölemeyiz biz. Ona göre dediğim gibi e, bizim ciddi şekilde bu bölgeleri bilen, çalışan uzmanlara ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Maalesef eksikliğimiz çok büyüktür. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel, çok akıcı bir program oldu. Su gibi akıyor zaman. 1 saat 13 dakika 14 dakikaya geldik şimdi. Teşekkür bir hoca, hoca, ders saatine denk geliyor. Evet, evet, evet hocam. Ee, kıymetli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İlgi hiç düşmeden devam etti. Ee, herkes herhalde halinden memnundu. Herkes çok teşekkür ediyor. En son Aziz Binbaşı komutan oldukça faydalı bir yayın yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz demiş. Ee, ben teşekkür ederim. Farklı var Evet. Burak Bey teşekkür ediyor. Seyf Hoca teşekkür ediyor. Gözde Hanım teşekkür ediyor. Hasip Saygılı teşekkür ediyor. Herkes teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. 15 Aralık'ta yeni bir programda karşınızda olacağız. Yahya Eroğlu son anda teşekkür ediyor. Hocam siz ayrılmayın. Arkadaşlar hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. 15 Aralık'ta görüşmek üzere. Aynen. Görüşürüz.